Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu. 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu. Sözleşme ile belirlenmişti. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda %16,48 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar %30 olarak uygulanacak. En düşük memur emekli aylığı 7901 lira oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9105 liradan 11848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6078 liradan 7901 liraya yükseldi. Mayıs'ta etlilerin tamamının aylığını almış olacağını ifade eden bilgin, bir kısmının prim gün sayısı eksik, diğer şartları tutmuyor. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Aylığını alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Gecikenler endişe etmiyorlar çünkü birikmiş olarak alacaklar dedi. Bilgin, EYT kapsamında staj mağduru diye bir kavramın olmadığını belirterek stajyerlik bir eğitim süreci, mağduriyet söz konusu değil diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların gelirini artıracak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Temmuz ayında emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak. Çalışma Bakanı Bilgin'in ifadesiyle aşağıdakiler yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşınacak. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasının ardından uzun yıllar prim ödeyip aylığı aynı seviyede kalan emekliler bu duruma tepki göstermişti. Mart ayında prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 1,6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusu yaptı. SGK çalışanları geceli gündüzlü yoğun mesai yaparak, emekli maaşı hesaplama ve maaş bağlama işlemlerini gerçekleştiriyor, etlilerin birçoğunun maaşının Nisan ayı içerisinde bağlanması beklenirken, Mart ayında başvurusunu gerçekleştirenlerin tamamının Mayıs ayı sonuna kadar işlemlerinin bitmesi gerekiyor. Burada herhangi bir hak kaybı olmadan 1 Nisan'dan itibaren tüm hak edişlerini bayram ikramiyesi de dahil olmak üzere etliler alacak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı seçim beyannamesini duyurdu. Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Buna göre Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1 ini devlet ödeyecek yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Bugün itibarıyla Türkiye'den emekli olan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Daha önceden Türkiye'den emeklilik için yurda kesin dönüş gerekiyordu. Bu şart zaman içinde yumuşatıldı. İkamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım almama şartıyla yani çalışmama şartıyla bu aylıkları ödenmesine imkanı verildi. Türkiye'den emekli olan bir kişi yurt dışında da başka işte çalışabiliyor. Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan gurbetçilerin başka ülkede yaşamaları durumunda bir işte çalışmadığını, sosyal yardım almadıklarını belgelemesi gerekiyor yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 3201 sayılı yasa kapsamında borçlanma yaparak SGK'dan emekli aylığı bağlatabiliyor. Çiftçe vatandaşlığı olanlar da borçlanma hakkında yararlanabilir. Borçlanılacak sürelerde, borçlanma başvurusu yapılan tarihte Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunuyor. Türk vatandaşlığından çıkanlar ise sadece 18 yaş ile vatandaşlıktan çıktıkları süre için borçlanma yapabiliyor yurt dışında sigortalı çalışılan veya ilgili ülke mevzuatına göre çalışılmış süre kabul edilen günler borçlanılabiliyor. Yurt dışında sigortalı çalışma süreleri, kendi hesabına çalışmadan dolayı zorunlu, isteğe bağlı prim süreleri, çocuk yetiştirme, işsizlik ödeneği, bakım süreleri için borçlanma yapılabiliyor. Ev kadını gurbetçi kadınlar bekar ya da evli olmalarına bakılmadan sigortalı çalışmadıkları süreler için borçlanabiliyor. Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu girişi olanlar daha düşük primle emeklilik hakkından yararlanırken 2019 yılında yapılan değişiklikle yurt dışı borçlanmasına ait sürelerin tamamı artık bakur kapsamında değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 7500 Türk Lirası üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7500 Türk lirası üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek. Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı, asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama parti programını aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Ona uygulama fırsatını Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu açıklamayı yaptı. 15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9,5 milyon civarı yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7, 500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız. Yapılacak düzenlemeyle 7500 liranın üzerinde aylığı olanlara da enflasyon zamlı dışında refah payı yoluyla ekstra artış sağlanacak kamuda çalışan doktor, sağlık çalışanlarının ardından üniversitelerde görevli akademisyenlerin maaşlarının da yükselmesi için çalışma yapıldı. Bakan Bilgin, uzman doktor maaşının 58 bin liraya çıktığını belirterek, akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata ayrı çalışma yaptık akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var, açıklamasını yaptı. Kamuda 700 bine aşkın işçinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bakan Bilgin, kamuda yapılan oransal artışların özel sektöre de öncülük ettiğini belirterek, bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretli olan işçilerin 12.000 veya 12.500 e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var. Bu sözleşmeleri kamu işveren sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızda oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri önemli çünkü kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor dedi. Taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmasını tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, düzenlemeyi meclis açılır açılmaz yapacaklarını söyledi. Esnaf, çiftçi, küçük tüccar, mikro işletmelerin prim gün sayısını düşürmeye yönelik çalışma da tamamlandı. Meclis açılır açılmaz yapılacak düzenlemeyle yanında az kişi çalışanların prim gün sayıları diğer sigortalılarla aynı olacak. Sosyal sigortası olmayan çiftçi kalmayacak. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT meselesi Başkan Erdoğan'ın iradesiyle tarihe karıştı. Yaş şartının tamamen kaldırılarak yapılan düzenleme ile 4,7 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. 2023 yılı içerisinde prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.